Miro, üstü çoramin. Hem beruji, üstü pence çile, rehebalin kua, rebeberi meyin, partiya HDP'yi beri, Serdar Tanışu, Ebu Bekir Deniz, hem bir tim. Hem ticaret, vaj bir nakin, tekuşina ve alava ku devir mekiri, hatta ku encama ve serkepti, hem dest neyhin, hem dest veriye ha, rüya rumet, hem bernadın. Hüce tizani, şberya, vore hevalin meşe, şunlukta hatta de hezare, nizi hep de hezar Rubin me, nizi hep de hezar yek u kurt veki failin ve diyar hatın onda kirin ulan onda hatın kuştun bu avayik avane bi destin kreş bi deste jitemev ujerin rehva yek u ujerin ku pek anin evin kreş hefte hezar jigeri me jirebe berin me yeku tekuşina azadi u demokrasi u aşitiye meşan din hatim katif kirin hem tü caran jibir nekin jibir nakin jib neha ji rojevi de medya civaki de seruka iyi partiye miserfa mikurhat gut ku ujerin siyasi ek vakt ki pek hati ve ki merdi binafkir em jen dipersin ev ujerin siyasi ek ku merdi ki jan bu em jen dipersin ujerin Musa Anter ujerin Vedat Aydın Ujerin Tahir Elçi Veki hezaran Yeku hatin Katil kiren Ki jan va Merdi bu Na merd bu Bu atmosferde Serdar Tanış ve arkadaşları HDP Sulu İlçe Teşkilatı'nın kurulma çalışmalarına katılınca bizzat İş Jandarma Alay Komutanı Levent Ersöz tarafından hem kendisi hem babası defalarca tehdit edilmiş, babası günlerce gözaltına tutulmuş. Eğer Serdar istifa etmezse onu yaşatmam diye açık tehditlere maruz bırakılmış ve babası Şahit Tanış cezaevine konulmuştur. Serdar bütün baskıları dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere Başbakan Bülent Ecevit, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve vali makamları da olmak üzere hepsine dilekçe ile başvuruda bulunmuş. Tüm baskı ve engellere rağmen HDP Sulu İlçe Örgütü'nün açılışını gerçekleştirmiştir. Buradan tam 24 yıl önce bugün yani 23 Ocak 2001 tarihinde burada Şırnak Sulu ile Halkın Demokratik Partisi HDP Sulu İlçe Başkanı Serdar Tanış ve HDP Sulu İlçe Örgütü'nün Ebu Bekir Deniz ifadeleri almak üzere Sulu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına aldılar. Aileleri kendilerinden akşam saatine kadar haber alamayınca ise Jandarma Komutanlığı'na yaptıkları başvuruya cevaben adı geçen şahısların gözaltında olmadıkları ve hiçbir şekilde ise Jandarma Komutanlığı'na gelmedikleri tam 15 gün boyunca kesin bir dil ile ifade edilmiştir. Gündüz herkesin gönlü gözü önünde işlendi. Ama büyük bir pervasızlıkla cinayetleri, asıl nedenleri ve arkasındaki güçler gizlendi. Uzun yıllar sürse de bu cinayetlerin çoğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkum edilmiştir. O günden bugüne kadar gerek Türkiye'de gerekse de uluslararası mahkemelerde Serdar Tanış ve Ebu Bekir Deniz'in akıbetinin ortaya çıkartılması ve sorumluların dinlendirilmesi için aileleri ve arkadaşları olarak mücadelemiz devam etmektedir.